السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في آية آخر، فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Okuduğum Ali İmran Suresi 102. ayette Cenab-ı Hak, ey iman edenler, Allah'tan hakkıyla korkun. Nasıl korkulması gerekiyorsa, o nasıl korkulmaya layıksa öyle korkun. Ve ancak Müslümanlar olarak vefat etmeye bakın, buyuruyor. Okuduğum diğer Tevabun Suresi 16. ayette, eğer Allah'tan hakkıyla onun korkulmaya liyakati nispetinde korkamazsanız, ey iman edenler, gücünüz yettiği kadar, imkanınızın el verdiği kadar, korkabildiğiniz kadar Allah'tan korkun ve onun emirlerini dinleyin. Ona itaat edin. Kendiniz için hayırdan onun yolunda infak edin. Kim nefsinin cimriliğinden sakınırsa, işte bu özelliklere sahip olanlar kurtuluşa erenlerdir, buyuruluyor. Evet, hutbenin başında da devamlı ifade edilen söz tekrar ediliyor. İttakul, ey bundan sonra, amma ba'd, fe ya ibadallah, ey Allah'ın kulları, ittakullah, Allah'tan korkun. Ve ati'u, ve ona itaat edin. Çünkü innallâhe me'allezîne ettekav, Allah takva sahipleriyle, kendi azabından sakınan, korunan, korkan kimselerle beraberdir. وَالَّذ۪ينَ هُمْ مُحْسِنُونَ. Ve o ihsan eden, güzellik sergileyen, her yaptığını güzel bir şekilde yapmaya çalışanlarla beraberdir, buyuruluyor. Güzellik duygumuzun da, insanlara güzellik sergilememizin de ancak takvayla alakası, Allah'ın azabından korunup sakınmayla ilgisi ifade edilmiş de oluyor. Evet, her şeyin başı Allah korkusudur diyebiliriz. O olmazsa ne insanlık ne İslamlık olur. Ne yaptığımız ibadetlerin zevkine varırız, ne de ibadet yapabilme bir gücünü elde etmiş oluruz. İnsana ne tür duygular verilmişse Allah tarafından, onlar bir nimettir, ilahi bir ihsandır. Yanlış bir duygu, yanlış bir düşünce, yanlış bir fıtrata bir şey verilmiş değildir. Allah neyi yaratmışsa en güzel yaratmıştır. İnsan içinde fıtri özellikler olarak neyi var etmişse, onlar insan için olmazsa olmaz derecede önemlidir. Korku, Allah'ın bir taraftan imtihan ettiği, bir taraftan bize nimet olarak bahşettiği bir ihsandır, bir lütuftur.
O olmamış olsaydı insan tehlikelerden sakınamazdı. Kendini koruyacak olumlu özelliklere koşmak için olumsuzluklardan uzaklaşma gücüne eremezdi. Ama Allah'ın yarattığı manevi özelliklerin hepsinin mutlaka istikametinin doğru tespit edilmesi, ölçüsünün de haddi aşmayacak durumda olması gerekir. Sevginin, korkunun, ümidin, cinsel duygunun, kendini öne çıkartmanın ve benzeri bütün duygularımızın mutlaka gerektirdiği iki özellik, birisi sınırı doğru, biri istikameti doğru tespit etmek, onlara doğru hedefler tayin etmek, ikincisi de sınırını, ölçüsünü tespit etmek. Bu özelliklerle onlar birer nimet olur, yoksa onlar nimet olmaktan çıkar, imtihanı kaybedeceğimiz, bizi dünyada da mahvedecek, ahirette de azaba sürükleyecek vesilelere dönüşür. İşte korku da böyledir. Birincisi, istikameti doğru tespit etmemiz gerekir. Korku Allah'a yönelik olursa bizim için bir tedavi unsurudur, güzellik unsurudur. Günahlardan sakınmamız, insanların bizi kınayacağı, bizi zillete düşüreceği, ayıplayacağı durumlardan uzaklaşmamız, tehlikelerden korunmamız açısından bir nimettir korku. O yüzden korkusuz insan olmaz. Korkmayan insan olmaz. O insan değildir o zaman. Her insanda korku vardır. Olmalıdır da. Bir nimettir, bir lütuftur. Makine değildir insan. Bir kısmını doğuştan getiririz bu korkunun, bir kısmını sonradan elde ederiz. İstikameti doğru tespit etmiş olan korkular insanı kurtaran korkulardır. İşte Allah Kur'an'ında korkularımızı nereye doğru yöneltmemiz gerektiğini net bir şekilde ifade ediyor. فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Eğer müminseniz, iman etmişseniz, onlardan değil, benden korkun. فَلَا تَخْشَوُ النَّاسَ وَخْشَوْنِ İnsanlardan korkmayın, benden korkun, diyor. Şeytan, اِنَّ الشَّيْتَانَ يُخَوِّفُ اَوْلِيَاءَهِ Şeytan, kendi dostlarından korkutur. İkinci anlam, şeytan, kendi dostlarını korkutur. Allah'ın dışında başka korkular vererek. Mesela yaidukumul fakr size fakirlikten korkutur şeytan. Zengin olsanız bile aman bu mal benden nasıl çıkıverir endişesini taşırsınız. Veya aç kalmaktan korkarsınız. İş bulamamaktan, rızık verilmemesinden korkarsınız. Şeytan zengini de fakiri de fakirlikten korkutur ve fahşayı emreder. Yine şeytanın korku saldığı özellikler Kur'an'da yer yer belirtilir. Evet. Ve bunlar imtihan vesilesi olarak karşımıza çıkar. Açlık, efendim bazı nimetlerden mahrumiyet, nefislerden eksilme ve korku. Evet. Bir taraftan şeytanın korkutması, bir taraftan Allah'ın korkutması. İnsan tercih etmesi gerekir. Şeytanın evliyası ise, şeytanın dostu, dostları ise onun direktifini dinleyecektir. Allah'ın dostu, Rahman'ın dostu ise tercihini Allah'tan yana yapacaktır. İnsana korku lazımdır. Ama doğru bir korku lazımdır. Korku ihtiyacımızı Allah'tan korkarak tatmin etmemiz gerekir.
Bu bizim istikametimizi güzelleştirir. Dünyamızı da ahiretimizi de dosdoğru yapar. Allah'tan korkmayanın dünyada nice zararlarından emin olunmaz. Ahirette de Allah'tan korkmadığının elbette cezasını görecektir. Ama başka şeylerden, kişi Allah'tan korkmazsa, hakkıyla yeterince korkmazsa, korku ihtiyacını başka şeylerle tatmin etme mecburiyetindedir. Karnını sağlam gıdalarla doyurmayan insanın abur cuburla, fast foodla doyurma ihtiyacı hissetmesi gibi. İşte o zaman insanın felaketi başlar. Korkan insan başkalarını da korkutur. Korkaklar cesur maskesi takmayı pek severler. Kendi korkularını, kendi yaşadıkları anormallikleri başkalarına da tattırmaya çalışırlar. Evet. Allah'tan korkmak insanı her türlü olumluluğa götürür dedik. Çünkü hem bir fıtri ihtiyaçtır, hem Allah'tan korkan insan söz gelimi hastalıktan korkan gibi, hastalıktan uzaklaşan insan gibi Allah'tan korkan Allah'tan uzaklaşmaz. Allah'tan korkan Allah'a daha yaklaşır. Onun azabından korunmak isteyen yine Allah'a sığınır. Allah'tan kaçmaz, Allah'a doğru kaçar. Dolayısıyla bu anormal, hastalıklı, sıkıntı veren, acı veren bir korku değil, tam tersine insanı tedavi eden, insanı kendine yaklaştıran, sevgi ve saygısını artıran bir korkudur. O yüzden اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا buyurulmuş Furkan suresinde. Allah'tan saygıyla beraber haşyet duygusuna, yani korkuya, güzel korkuya ancak alimler sahip olur. Ancak alimler Allah'tan hakkıyla huşu duyar, haşyet duyar. Ve bu haşyeti aslında bütün yaratıklar duymaktadır. Haşr suresindeki ayetleri hatırlayalım. Estağfirullah. Lev enzelna hazel Kur'an ala cebel. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağın üzerine indirseydik. Lera'eytehu haşi'a. Sen onu huşu eden, eğilen, korkudan dolayı, saygısından dolayı dağı yere kapanmış vaziyette görürdün. Mütesaddian. Parçalanmış vaziyette. Min haşyetillah. Allah korkusundan, Allah'a duyduğu saygıdan, onun azametine duyduğu korku dolu yaklaşımından dolayı dağları paramparça olmuş görürdün. Eğer Kur'an ona inseydi. Ve tilkel emsalu nadribuha linnas. İşte biz bu örnekleri insanlar için veririz. لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Ümit edilir ki tefekkür ederler. Dağlar bile böyle, ya biz nasıl olmalıyız derler. Kur'an dağa inseydi böyle olurdu, bize indi. Biz Kur'an'a karşı nasıl davranmalıyız diye düşünürler. Ümit edilir ki bu misallerle insan özelliği taşıyanlar tefekkür ederler. Dağla taşla kendi arasında bir mukayese yaparlar. Kur'an bize indi, öyleyse nasıl davranmalıyız? Nasıl saygı duymalıyız? Nasıl onun emanetini yerine getirmemenin endişesiyle yüreklerimiz nasıl çarpmalı derler. Müminleri tanımlayan bir başka ayeti hatırlayalım. اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. Allah adı anıldığı zaman o müminlerin kalpleri titrer, korkudan ürperir. وَاِذَا تُلْيَتْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِيمَانًا.
Allah'ın ayetleri onlara okunduğu zaman da imanları artar. Onlar taş gibi değildirler. Onlar yufka yürekleriyle olaya bakarlar. Taş gibi değildir dedim. Bakara suresinde Kur'an diyor ki "Sümme kaset kulubukum min ba'di zalik." Bundan sonra kalpleriniz taş gibi kasvet kesildi, katılaştı. Fehiye kel hicara, sanki taş gibi. Kaset kulubukum min ba'di zalike fehiye kel hicara ev eşeddu kasve. Veya taştan daha katılaştı. Taş gibi de değil. Allah'ın azabını düşünmez, Allah'tan hakkıyla korkmaz oldunuz. Kalpleriniz taştan daha sert oldu. Çünkü ayet devam ediyor. İnne minel hicara kimi taşlar vardır ki yetefeccaru minhul enhar. Ondan nehirler fışkırır. Taşların içerisinden, kayalardan, yer altından çıkan sular nehirlere dönüşür. Kimi taşlar vardır ki ondan pınarlar çıkar. Kaynak suyu dersiniz. En tatlı, en soğuk, en güzel sular pınar suları. Kayalardan çıkar. Kimi sular da var, kimi kayalar da, taşlar da vardır ki sular sızıntı halinde çıkar, akar der. Yani nice kayalar vardır ki ondan nehirler fışkırır. Nice kayalar, taşlar vardır ki ondan pınarlar, kaynak suları oluşur. Kimi kayalar da vardır ki sular bir sızıntı halinde hafif hafif akar. Alimler derler ki bu taşların içlerinden suların çıkması Allah'ın azabından korktuğu içindir. Taşların ağlamasıdır bu. Aynen dağların paramparça olup Allah'a duyduğu saygıdan dolayı eğilmesi şeklinde anlatılan ifadenin bir benzeridir bu. Allah korkusundan dolayı taş gözlerinden bazen öyle sular çıkar ki taşın gözünden nehirler oluşur. Bazen pınarlar oluşur. Bazılarından da sızıntılar. Sizin kalp kafalar kalpleriniz öyle katılaştı ki gözlerinizden kayaların ağladığı kadar da olsa Allah için gözyaşı çıkmıyor. Taş taştır. Onu kınayamazsınız. Ama insanın gönlünün taşlaşması işte tabiat içinde, diğer insanlar içinde, kendisi içinde o taştan daha beter bir durum arz eder. Ne demeli insanın böyle katılaşmış kalbine? Taş diyoruz ama keşke taş olsa da taş gibi gözyaşı dökebilse. Ot gibi yaşıyor diyoruz insanlara. Keşke ot gibi yaşasa da yaratıklara faydası olsa. Otun kimseye zararı olmaz. Ama ot gibi dediğimiz insanların nice insanlara, nice zararlarına şahit oluyoruz. Ot ne için yaratıldıysa o görevini yerine getirir. Taş ne için yaratıldıysa vazifesini yapar. Ya insan ne için yaratıldı? İşte Allah'tan korkmazsa ne için yaratıldığını da hesaba katmaz. Sanki dünyaya zevk için, zenginlik için, rahatını tatmin etmek için, efendim yiyip içmek için, seçim veya geçim için geldi. Öyle bir değerlendirme yapar. Bütün hayalleri, ümitleri, beklentileri dünyada çok daha rahat etmek. Ne olacak? Dün çok rahat ettiysek bugün için ne faydası var? Diyelim ki çok istediğimiz şekilde gezdik, eğlendik, yedik, içtik. Neleri tadacaksak tattık. Ne oldu? Bir masal gibi. Yarın
Ölüm döşeğinde de aynı şeyleri hissedeceğiz. Ama masal gibi derken aslında birer kabus gibi. Hepsinin hesabı sorulacak. Dünyaya eğlenmeye gelmedik. Rahat etmeye gelmedik. Ne için geldiysek onun hesabı sorulacak. Ve hepimizin bildiği gibi Zilzal suresi 8. ayette فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ شَرًّا يَرَى denilir. Zerre kadar, havada uçuşan toz kadar bir şer işleyen onun karşılığını görecek. Zerre kadar hayır işleyen de onun karşılığını yine görecek. لَا يُغَادِرُ سَغِيرَةً وَلَا كَب۪يرَةً اِلَّا اَحْسَاهَا Ne acayip bir kitap ki bu karne ki diyecek insanoğlu. Küçük büyük hiçbir şey bırakmamış, hepsini yazmış buraya. Her yaptığım filme alınmış, kameraya çekilmiş. Evet, hesabı olmasa bile, cezası olmasa bile Allah'ın karşısında yaptıklarımızdan, diğer insanların karşısında yaptıklarımızın açığa çıkmasından utanmamız icap ediyor. İşte bu utanma duygusu korkuyla alakalıdır. Allah'tan korkmak, onun sevgisini yitireceğimizden endişe etmek, onun azabından sakınmak. Utanmıyor musun bunları yaparken diyeceğinden endişe etmek ve cehennem azabından sakınıp korkmak. Gücün ne kadar ateşe dayanıyorsa o kadar günah işleyebilirsin. Kibrit ateşine dayanamayan insan nasıl yanar çıkarız diyebilir. Cehennem azabını basit görebilir. Hapisten korktuğu kadar cehennemden korkmuyorsa insan, kibrit ateşinden sakındığı kadar cehennemden sakınmıyorsa insan, devletten, polisten korktuğu kadar azaptan, Allah'tan korkmuyorsa nasıl mümin olduğumuzu ispat edeceğiz? Evet, bu düzen, bu yaşama şartları duygu yönlerimizi tümüyle mahvetti. Gözlerimizden kolay kolay yaş akmıyor. Gece kalkıp da teheccüd seccadesini ıslatan gözyaşı sahipleri artık pek kolay gözükmüyor. Niye ağlayacağız diyor insan. Önce bu soruya ağlamak lazım. Niye ağlayacağını bile bilmeyen insan. Ağlama ağlat türküleri söyleyen insan, bunca günah, başka türlü arınmaz insan o günahlardan. Günahları gözyaşı çeşmesiyle benliğimizden arındırmak, onlardan öyle uzaklaşmak, Allah'a gözyaşlarımızla yaklaşmak, korkumuzun bir uzantısı olarak dağlar yere çökerse, hiç olmazsa taşlar gibi gözümden yaşlar aksın diyebilmek ve duygudan mahrum olan, sevgiden, korkudan, ilahi endişelerden uzak olarak yaşayan, materyalistleşmiş, paradan başka bir şey düşünmeyen, ahireti önceliklemeyen, günümüzün yozlaşmış insanı, makineleşmiş insanı, taşlaşmış diyeceğim ama taştan da beter olmuş insanı. Ne zaman kendimize çeki düzen vereceğiz? Ne zaman Allah'tan hakkıyla korktuğumuzu gösteren bir hayat süreceğiz? Ne zaman Allah denilince titreyen bir yüreğe sahip olacağız? Şarkı sesleri, sözleri insanları daha fazla etkiliyor. Onlar titriyor. Onlar efendim şarkı dinlerken
üzerlerine jilet atıyorlar, acısını duymuyorlar. Biz namazı öyle kılamıyoruz. Allah denilince bizim gönlümüzde o tür değişikler, dönüşümler olmuyor. Bir gol sesi nasıl gönülden çıkıyor? Allah sesi bizim o kadar gönlümüzden dışarıya yansımıyor. Evet. 62 lira cezası var diye insanlar topyekun toplu yerlerde sigarayı bırakabiliyor. Ama Allah için hangi günahları bırakabildiler? Cehennem endişesinden dolayı. Hepimizi, kendimizi de kontrol ederek hesaba çekilelim. Esas hesap günü gelmeden. Daha önce de söylemiş olabilirim ama hoş görün. Bu hatırlatmayı yaparak hutbeme son vereceğim. Kabir ziyareti yapıyorsunuzdur zaman zaman. Bayram zamanı, Arefe'dir, başka zamanlar. Ödev veriyorum. Eğer beni ciddiye alıyor ve sözlerimi nasihat kabul ediyorsanız, önümüzdeki hafta içinde bir kabir ziyaretinde bulunun. Ama bir akrabanızın ziyaretini değil. Herhangi bir kabre, yakınınızdaki bir mezarlığa gidin, kendi kabrinizi ziyaret edin. Farz edin ki ölmüşsünüz. Yarın öleceksiniz. Belki bugün öleceksiniz. Farz edin ki öldünüz. Ve kendi kabrinizi bir ziyarete gidin. Ve kulak verin. Kabirdekiler konuşur mu, konuşmaz mı? Bırakın onları. Ve kabirden kendi sesinizi duyun. Allah'ım ne olur bana bir fırsat daha ver. Hazırlıksız geldim buraya. Ölmeyeceğimi zannediyordum daha. Borçlarım, alacaklarım vardı. Hesaplarım, kitaplarım vardı. Planlarım, programlarım vardı. Değişim, dönüşüm için, tevbe için daha günlerim vardı. Daha ölmemi beklemiyordum. Ne olur bir fırsat daha ver. Diye yalvardığınızı düşünün içeride. Duyun o kendi sesinizi. Ve oraya gidip de kabre gömülüp de bir daha dışarıya çıkma fırsatı kimseye verilmiyor. Daha önce fırsat verildi. Mezardan çıkan yok. Ama sonradan düşünün ki Allah sana bir özel imkan tanıdı, bir fırsat daha verdi. Haydi kulum, madem çok yalvardın, haydi. Kalk mezardan ve ne yapacaksan yap bakalım. Ve mezardan ziyaret ettiğiniz kendi ölünüzün dirilmesi şeklinde, yeniden hayata dönecek şekilde, ölümü görmüş, efendim yeniden fırsat isteyen bir insan edasıyla evinize gelin. Ve sözünüzde durun ondan sonra. Allah bir fırsat daha verdi. Ölebilirdiniz, ölmediniz. Öldünüz, tekrar dirildiniz. Ne yapacaksanız haydi bakalım. Allah'tan nasıl korkuyorsunuz? Azabı nasıl hatırlıyorsunuz? Öldünüz ve yeniden kalktınız. Aslında her gece ölüyoruz. Sabahleyin yeniden diriliyoruz. Ölüm işte uyudun uyanmadın olacak. Allah her sabah bir fırsat daha veriyor bize. Bu fırsatı tekrar canlı bir şekilde yaşayalım. Ve Allah nasıl sevilirmiş, Allah'tan nasıl korkulurmuş, ona nasıl kulluk yapılırmış, insanlar bize baksınlar, ahiretten dönen insan olarak yeniden bir fırsat yakalamış, başkalarına verilmeyen bir imkana sahip olmuş bir insan olarak bizi görsünler. Beni görsünler, seni görsünler. Ela inne ahsenel kelam.
ve eblegan nizam kelamullahil melikil azizil allam kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam ve izâ kureyel kur'an festemi ule ve ansitu ule aleküm turhamun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnned dîne indallahil islam. Sadakallah.